Ben Lütfü Akdoğan, Sinop Boyabat doğumluyum. İstanbul'a 1965'te geldim. Yaşım 73 şu anda. 73'te geçiyorum hatta, 74'e girdim. Ya çocukluğumda bizim köyümüzde gelir bir şey yok. Fakirler, babamlar, affedersin, bir merkeple bir yük satacak, bir şey yapacak. Evine bir şey alacak, çocuklarına öyle gelecek. Haftada bir pazara giderler. Yetişen bir şey yok bizim memleketimizde. Kıraç. Orada burada çalışacak, yövmeyle işçilik yapacak babam. Veya o zaman çam hendekler falan tasarladı yerlerini. Öyle yerlerde çalıştı. Yani fakirlikte geçti babamın ömrü. Oradan ben İstanbul'a 65'te kaçtım da geldim. Bir arkadaşım vasıtasıyla. Ondan sonra işte imalatlarda çalıştım. Yatılı. 25-26 sene çalıştım. Emekli olduk Allah'a şükür. 88'de buraya geldik. Bir ev yaptık işte. 100 sene önce yıktık, yeniden yapıldı. Müteahhite verdik. Bir dairem var şu anda. Şu anda dairemde oturmaktayım, yalnızım. Ya burada rahmetli kayınpederim vardı, onun bir arsası vardı. O arsaya ev yaptık beraber, ortak. Seneler sonra ben ona belirli bir para ödedim, o zamanın parasıyla. Arsanın tapusunu bana verdi, 160 metrekare yerini. O şekilde de beraber yaptık ve işte 25-30 sene sonra ev yıktık, yeniden yaptık. O zaman vesayet yok doğru dürüst. Dudullu'ya geliyor, saatlerce bekliyorsun. Minibüs dolmayınca kalkmıyor. 88'de. Yarım saat, 45 dakika artı şansına minibüs ne zaman dolarsa. Veya oradan yürüyoruz, çal çamur, yol yok. Bu imesi bu arkalardan geliyorlar, buradan çamur çıkamıyor bizimizler. Çok yıl devam etti işte, seneler sonra işte otobüs gelmeye başladı. Çok soğuk olunca bu rampaylar çıkamıyor, otobüsler kalıyordu. Buradan ben Gültepe'ye gidiyorum çalışmaya, Mercek'e köye. 6'ya 10 kala durakta bekliyordum. O otobüsü kaçırırsam ben karşıya geçemiyorum. Ve onun için 6 otobüse binmem şart yani. Gece kaç sefer uyanıyorsun kaçırmayayım diye. Akşamda bizim işimiz pastanelerde saatle değil. 3-4 kişi çalışıyor. 3 kişi, 2 kişi. İşin ne zaman biterse. Sabah 7'de 8'de alırsın işi. Akşam 6 mı olur, 7 mi olur. Şansın o gün listende ne varsa. O şekilde çalışıyoruz. Güzeldi. Onlara bir şey yemem. Yani o zaman daha azdı. Millet herkes birbirini. Şimdi tabii çoğaldıkça kimse kimseyi tanımıyor. Aynı apartmanda tanımıyorsun. O kişi olarak öyle tanışmalarda öyle komşuluk daha güzeldi. Mesela bir bayramlarda biz burada dolaşırdık mahalleyi. Ama şu anda yani yanındaki komşu gelip gitmiyor. Ancak çok samimi olduğumuz kişilerle bayram geçiyoruz. Gençlere ne tavsiye ederim? Yani saygılı olsunlar büyüklerine karşı. Her şeye karşı iyi düşünsünler. Annelerini babana iyi düşündükler. Üzmesin annesini babasını. Vatandaşa saygılı olsunlar çok. Elinden geldiği kadar iyilik yapsınlar. Birisi düşmüşse kaldırsınlar onları. Tavsiyem bu. Memnunum yani. Ya bir herhangi bir şikayetimiz yok. Havasından memnunum. Şimdi karşı taraflarda ben şey yapamıyorum. Gittiği zaman sıkılıyorum. Yolu olsun, o soba dumanları olsun, bilmem havası oraya bizi sıkıyor. Biz buraya alıştık seneler artık. Bir haber gelmek istiyorsun yani.
belediye başkanına teşekkür ederim ilgilendiği için. Ama güzel kurulsun. Sevgiler, selamlar.